Merhaba arkadaşlar, Tarih Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kaynaklardan seçtiğim yeni nesil ve güzel soruları çözmeye devam. Sabit derinlikte bir dalga leğeninde oluşturulan dalgaların kırınımı şekildeki gibidir. Bana göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Enerji kaybı önemsiz. Arkadaşlar, kırınım için mini bir konu tekrarı yapalım. Dalgaların dar bir aralıktan geçerken erimesi, bükülmesi olanı biz kırınım diyoruz. Kırınım iki şeye bağlıdır. Bir, yarık genişliği, bu W, bir de gelen dalgaların dalga boyuna bağlıdır. Arkadaşlar, yarık genişi azaldıkça veya gelen dalgaların dalga boyu arttıkça kırınım daha net gözlenir. Peki buna göre bir K'dan L'ye gelen dalgaların genliği. Arkadaşlar, genlik cismin denge konumundan yerden yüksekliğidir. Gelen dalgaların bir bakın enerji kaybı yok. Enerji kaybı yoksa biz bunu mekanik enerjiden yapacağız. Mekanik enerji eşittir potansiyel enerji artı kinetik enerjidir. Peki dalga cephesinde doğrusal dalgalar oluşuyor. İlk önde oluşan dalgaların uzunluğu değişmediği için içindeki tanecik ya da molekül sayısı değişmez. Derinliği değişmediği için zaten hızı değişmez. Tanecik sayısı değişmediği için kinetiği değişmez. Ortamda sürtünmesiz olduğu için mekanik enerji de değişmez. Potansiyel enerji aynı zamanda dalganın genliğidir. O zaman doğrusal dalganın potansiyeli veya genliği değişmez. Birinci ifademiz doğru. Ama ikinci, LDM'ye gelen dalgaların geneli. Arkadaşlar, LDM'ye gelen dalgalar artık bildiğimiz dairesel dalgalar. Dairesel dalgalara bir bakın dalga cephesi gittikçe artıyor. Yani burada içindeki tanecik sayısı ya da su molekül sayısı gittikçe artıyor. Kinetik enerjinin formülü şöyle. E kinetik eşittir 1/2 m². Arkadaşlar, derinliği aynı olduğu için zaten hızı değişmez. Yani sürati değişmez. Peki içindeki su taneciği sayısı ya da molekül sayısı ne yapıyor? Artıyor. Yani kinetiği artıyor. Kinetiği artıyor. Ortamda sürtünme yok. Enerji kaybı yok. Mekanik enerji sabit olması için potansiyel enerjisi veya genliği ne yapar? Azalmış olur. Unutmayın, doğrusal dalgaların ilerledikçe genliği değişmez ama dairesel dalgalar ilerledikçe genliği tabii ki ne yapar? Azalır. 3. K ile LM arasında dalgaların dalga boyları aynıdır. Arkadaşlar, dalga boyunun formülü x eşittir bt ya da lambda eşittir v çarpı t desem. Periyot kaynağı bağlıydı. O değişmiyor, o sabit. Bir de derinlikleri aynı olduğu için süratleri de aynı. Arkadaşlar, dalga boyları da aynıdır. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı hangisi oluyor? 1, 2 ve 3.